İyi akşamlar, günden kalanlara hoş geldiniz. Az önce Didem Aslanoğlu'yla borsayı kapattınız. Şimdi bir bakalım an itibariyle piyasalarda görünüm nasıl? Borsa İstanbul bugün de satıcılı bir seyri takip etti. Gün içinde 7642 puan gördüğü en düşük seviyelerdi. Kapanışı 7725 puandan yaptı. Yani gün sonuna doğru kayıptan bir parça toparlanmayı takip ettik. Tabii borsa tarafında Moody's'den gelen son rapor ne kadar etkili oluyor? Başka hangi başlıklar borsanın yönünü tayin edici? Hepsini konuşacağız. Dolar TL tarafına baktığımızda 29 civarında dalgalanmayı takip ediyoruz. Euro TL'de 31.97 seviyesi karşımızda. Euro dolar tarafındaysa 1.0981, yani yine 1.10'a yaklaşmış durumda euro lehine parite. Amerikan tahvillerine baktığımız zaman 10 yıllıklar 3.89 seviyesinde, burada böyle 1,5 ay gibi bir seviyede çok ciddi bir rally takip ettik. 5.02'lerden, 5'in üzerinden, hatta oradan daha ne kadar yukarı gider tartışmasını yaşarken, aktarırken bugün geldiğimiz seviye 3.89 Amerikan 10 yıllıklarında, 5 yıllıklarda 3.90, 2 yıllıklarda da 4.43 seviyesini takip etmekteyiz. Bakalım emtia ve kripto para fiyatları bu ortamda nasıl seyrediyor? Altın 2000 doların üzerinde, 2044 dolar 14 sent seviyesinde. Gram altın 1911 lira 44 kuruş seviyesinde. Bitcoin 42.595 dolardan işlem görüyor. Petrolde ise yine bu Süveyş tarafında, yani oradaki krizin yarattığı endişeler nedeniyle biraz yukarı yönlü bir seyir mevzu bahis. Brent petrol 78 dolar 65 sent. Amerikan tipi ham petrol ise 72 dolar 98 sent seviyelerinde işlem görmekte. Hemen dönelim Sertaç Ekeke ile konuşalım. Bu görünümü biraz anlamlandırmaya çalışalım. Sertaç, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Tabii borsa tarafıyla başlayalım. Yani geçen haftayı kapatırken son iki işlem gününde yukarı yönlüydü. Orada olumlu beklentilerin o görünümü yarattığı konuşuluyordu. Özellikle Moody's tarafından. O beklentinin gerçekleşmemesi üzerine satışları takip ettiğimiz yorumlarıyla karşı karşıyaydık. Bugün de satıcılı bir seyir var ve yine Moody's'den gelen, aslında o pas geçmeye de izah eden bir rapor var. Dolayısıyla Moody's tarafı ne kadar etkili borsa görünümünde, başka neler ön plana çıkıyor ve tabii borsanın yönünü yeniden yukarı çevirmesi için ne gerek? Aslında her şeyden önce bankacılığın bugünkü baskısının bir miktar ortadan kalkması lazım. Bankacı tarafında çok ciddi bir yukarı yönlü hamle görmüştük. Onun da düzeltmeye hareketi içerisindeyiz. Zaten genel anlamda 10 haftadır biz 8100 ile 7500 arasındaki düzeltme hareketinin, genel düzeltmenin içerisinde bayağı yorulmuş durumdayken bankacılık tarafındaki destekle tekrar yüzümüzü yukarıya dönmüştük. Yalnız bütün bu hamleye, Moody's beklentisine rağmen yine geçen haftayı 8000'in hemen altında kapattığımız unutulmamalı. Hala 8000-8100 bandının üzerine doğru bir kapanış yapamıyoruz. Kritik nokta burası. Hacimlerde hala istediğimiz seviyelere ulaşmış durumda değiliz. Neredeyse senenin 3'te 1 hacimleriyle devam ediyoruz. Hani normalde olması gereken hacimlerden bir hayli uzaktayız. Yan tarafa sektör eklemekte çok zorlanıyorduk. Bugün biraz demir çelik tarafında hamleler var. Ama onun haricinde hani genele yayılan bir yükseliş hareketinden ziyade böyle sektör sektör ilerleyen hamleler gördük. Yarın için 7650-7640 seviyeleri, yani bugün gördüğümüz dip seviye çok kritik olacak. Burası korunabilirse yukarı yönlü yine reaksiyonlar gelir, ama esas önemli desteğimiz 7500 seviyesi. 7500 seviyesinin altında biz neredeyse 3 aylık bir periyot içerisinde kapanış yapmadık. Burası çok kritik olacak. Bunun altındaki kapanışlar buradaki görüntüyü, düzeltme etkisini biraz daha baskın hale getirebilir. Özellikle kredilerin kapanmasıyla birlikte. Eğer bankacılık tarafında toparlanma gelirse 8000'e doğru tekrar bir hareketlenme gelecek, ama mutlaka bankacılığın yanına bizim ekstra bir hamle yapmamız lazım. İşte bunun izin aslında biraz daha olumlu konuşması, diğer sektörlerin altını çizmesi ya da en azından notta ya da görünümde bir etki yapması piyasa beklentisi doğrultusundaydı. Bugün gelen açıklamalar biraz o yüzden de hayal kırıklığı yaratmış durumda. Sertaç, dolar tarafının da, daha doğrusu şöyle, doların genel olarak güç kaybettiği bir günü takip ettik. Euro-dolar paritesinin yeniden 1.10'a doğru gittiği bir süreçteyiz. Dün de aslında yüksek seviyelerdeydi. Bugün bir parça daha yukarı yönlü. Şimdi genel olarak geçtiğimiz haftalarda seninle de konuştuk bunu. Hani Euro'daki yukarı yönlü hareketlenmenin daha geçici görüldüğü, doların orta vadede gücünü koruyacağı şeklindeydi yorumlar, öngörüler. Burada bir farklılaşma işareti görür müsün, yoksa benzer durum devam mı ediyor? Bence henüz yok.
Burada tabii hafta sonu Fed'den gelen açıklamalar da önemli oldu. Fed bir miktar piyasayı çok risk iştahını geniş görmüş olmalı ki ufak ufak açıklamalarla yeniden müdahale etti. Yani bu apa altından sopa gösterme hikayesini aslında Fed çok iyi yapıyor, çok iyi yönetiyor. Gaz fren hikayesiyle arabayı çok iyi kullanmaya devam ediyorlar. Bu sebeple çok olumlu bir piyasa vardı. Bir anda işte faizlerin senin de yayının başında paylaştığın gibi 5'lerin üzerinden nerelere geldiğini gördük. Risk iştahının ne kadar geliştiğini gördük. Borsalarda alımlar vardı. Orayı bir miktar dengelemek için bu tarz bir açıklama yapmış oldular. Bu da dolar üzerinde bir miktar baskı yarattı. Euro dolar tarafı yine bir ona yaklaştıkça satış baskısı görecektir. Burada esas hikayeyi biz faiz indirimleriyle birlikte özellikle ECB'nin önce olup olmayacağıyla birlikte ki beklentim benim hala ECB tarafında orada göreceğiz. Şimdilik 1.10'a doğru yaklaştıkça satış 1.07'li seviyeleri gördükçe alış denkleminin içerisinde kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor paritelere. Sertaç, çok çok teşekkürler katıldığın, bana eşlik ettiğin için. Görüşürüz. Bir Londra'ya gidelim, Ceren Dilekçi Kösoğlu ile konuşalım. Avrupa tarafında gün nasıl seyretti, gün sonu nasıl yaklaşıyor ve tabii piyasaların yönünü hangi başlıklar belirliyor Ceren? Zeynep merhabalar. Evet, Avrupa borsalarında dünkü karışık seyrin ardından bugün sınırlı iyimserlik öne çıkıyor endeksler cephesinde. Özellikle bugün havacılık hisselerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Çünkü belli başlı havayolu hisselerinde hızlı yükselişler var. Mesela Avrupalı havayolu şirketi Wizz Air, Air France gibi hisse senetlerinde %3'ü aşan %4 civarı primli işlemler söz konusu. Bunun nedeni bugün UBS'ten havacılık sektörüne ilişkin gelen rapor. Çünkü sektörde talebin hızlı bir şekilde toparlanması olduğuna dikkat çekti kurum. Özellikle 2024 yılı için oldukça iyimser olduğunu belirtti. Zaten önceki tavsiyesi de Avrupa'da havacılık şirketlerinin büyük bir kısmı için IAG hariç al yönündeydi. Bu tavsiyesini sürdürdüğünü açıkladı ve bu raporun etkisiyle havayolu hisselerinde yükseliş hızlandı. Seyahat endeksi Avrupa'da %1,5 oranında primde. Aynı zamanda gözler nakliye şirketlerinin hisselerinde, özellikle Kızıldeniz'de yaşananların ardından Maersk hisselerine baktığımız zaman bugün %3'ün üzerinde bir değer kaybı yaşanıyor. Diğer tarafta Alman şirket Hapag-Lloyd hisselerinde ise %3'e yakın bir değer kaybı söz konusu. Diğer tarafta tabii Avrupa borsalarında yaşanan bu son rallinin ardından kurumlardan uyarılar artmaya başlamıştı. Bank of America'nın son yayınladığı ankete bakacak olursak katılımcıların yaklaşık %65'i Ekim sonundan itibaren artık Avrupa borsalarının bir dinlenme sürecine geçmesini beklediklerini ifade ettiler. Bir düşüş öngörüsü var ve ankete katılan katılımcıların %88'i yavaşlayan büyüme nedeniyle önümüzdeki dönemde şirketlerin kazanç tahminlerinde bir düşüş öngörüyor. Bugün aynı şekilde Berenberg de bir not yayınladı. Berenberg'in raporuna göre Avrupa borsaları yaşanan güçlü yükselişin ardından yukarı yönlü potansiyel sınırlı, fakat yine de ucuz kalmış belli başlı Avrupalı şirketlerle potansiyel gördüğünü de ifade etmiş oldu kuruluş. Diğer yanda tabii Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden bugün arka arkaya mesajlar geldi. Erken faiz indiriminin yeniden enflasyonda yukarı yönlü riskleri beraberinde getirebileceği konusunda uyarılar geldi Avrupa Merkez Bankası üyelerinden. Villeroy, Simkus, Kazax arka arkaya bugün benzer yorumlarda bulundular. Tabii aslında baktığımız zaman her ne kadar biz Kasım ayı enflasyonunda Euro bölgesinde sert bir düşüş görmüş olsak da evet, manşet enflasyon beklentilerin üzerinde bir yavaşlama kaydetti. Fakat çekirdek tarafta hala baskılar güçlü seyrediyor ve Aralık ayında baz etkisi nedeniyle yeniden enflasyonda bir yükseliş görülmesini bekliyor Avrupa Merkez Bankası. Önümüzdeki dönem, özellikle bu ilk 6 aylık dönemde ücret artışlarının ne yönde evrileceği önemli olacak. Şirket kârları belirleyici olacak. Yani her ne kadar şu anda enflasyonda hızlı bir iniş görmüş olsak da en azından hedefe yaklaştığımızı net olarak görene kadar, yani burada sürdürülebilir bir düşüş görene kadar faiz indirimine gitmemeliyiz gerektiği görüşünü savunuyor isimler. Tabii fiyatlamalara bakacak olursak anlamlı bir değişiklik yok piyasalarda. Çünkü veri odaklı hareket ediyor piyasalarda Avrupa Merkez Bankası cephesinden gelen söylemlerden ziyade. Euro dolar paritesindeki fiyatlamaya baktığımız zaman yeniden 1.09'u seviyelerdeki seyrini devam ettirdiğini görmekteyiz Zeynep. Ceren, çok çok teşekkürler. Ceren Dilekçi Kösoğlu Londra'dan aktardı. Onun notlarıyla kısa bir araya gidelim. Ardından Abdurrahman Yıldırım bana katılacak.
Günden kalanlar devam ediyor. Abdurrahman Yıldırım bu noktada programa katılacak. Hoş geldiniz Abdurrahman Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk. Moody's'in raporuyla Türkiye için kredi görüşü raporu yayımladı. Siz de mutlaka görmüşsünüzdür, bakmışsınızdır. Bu tarafla başlayalım istiyorum. Zira bir müddettir çünkü Moody's'den gelecek açıklama, not görünümüne ilişkin ne yapacağı merak konusuydu. Olumlu beklentiler mevzu bahisti piyasalar nezdinde de. Onun pas geçilmesi sonrası bir olumsuz hava oluştuğu yorumlarını takip ettik. Hani borsadaki satıcılı seyir de sonrası ve bugün bu yeni açıklama, rapor önümüze düştü. Buraya ilişkin yorumunuzu merak ediyorum. Yani Moody's'in tespitleri, notları, önümüzdeki döneme ilişkin, Türkiye'ye ilişkin söyledikleri ve tabii borsaya etkisi üzerinden değerlendirmeniz nedir? Yani Moody's'in bu açıklaması aslında hafta sonu yapmış olduğu açıklamama ya da not değişikliğine evet, gitmeme konusunu netleştirdi. Kısa vadede, kısa zamanda bir not artışı, not değişikliği Moody's'den herhalde bu açıklama sonrası beklenmez. Dolayısıyla bu bunun teyidi gibi oldu. Demek ki Türkiye ile Moody's arasında pazarlık sürüyor. Ya da Moody's'e dışarıdan bir etki geldi ve Moody's not artırmaktan vazgeçti. Ben resmi böyle okurum. Yani bunu söylerken dışarıdan de... Dışarıdan etkiden kastınız ne? Doğrudan Amerika'nın etkisi. Yani dışarıdan başka bir etki olmaz. Amerikan devletinin etkisi. Bunu söylerken de 2013 yılına gidiyorum. 2013 yılında işte Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyeye çıkartılırken Sayın o zaman Başbakan'dı Sayın Erdoğan, Amerika ziyaretindeydi. Ve tam Amerika ziyaretinin yapıldığı gün 17 Mayıs 2013'te Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyeye çıkartıldı. Rahmetli Ali İhsan Gelberi arkadaşımız vardı. İşte banka analisti ya da ekonomisti pardon. Hazineden gelmeydi. Bu ilişkileri de gayet iyi biliyordu. Aylar öncesinden Türkiye'nin not artırım tarihini net bir şekilde ortaya koymuştu. İşte Başbakan'ın Amerikan ziyareti günü demişti. Ve o gün geldi, artırıldı. Demek ki yani Amerika Türkiye'ye bir hoşluk ancak bu şekilde yani bu şekilde de bir hoşluk yapmak istedi o gezi sırasında. Dolayısıyla rating kuruluşlarının siyasi kararlarla notları değiştirebildiklerini biliyoruz. Dolayısıyla yani bu herhangi işte uluslararası kurum ya da işte bazı devletlerin etkisiyle olmaz. Ancak o kuruluşların bağlı olarak çalıştığı, işte yerleşik olduğu Amerika, Amerikan devleti, Amerikan hazinesi bunun etkisiyle olabilir. Burada da ben bunu görüyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Macaristan'dan dönerken de bazı açıklamaları var. Hem F-35 işte alacaklarının tahsili, hem F-16 uçaklarının satın alınması, hem de işte bu Orta Doğu'daki çatışmaların durdurulmaları falan konularında Amerika ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Dolayısıyla ben Amerika'ya yorumluyorum. Yani şimdilik herhalde istediklerini alamadıkları için böyle bir not artırımından men ettiler. Yani maalesef Amerika söz konusu olunca Amerikan hükümetinin işte ya da Amerika'nın notu konusunda da Moody's değerlendirme yapabiliyor. Geçtiğimiz günlerde görünümünü aşağıya çevirdi, doğru. Ama bu Amerika'nın Moody's üzerinde başka ülkelerin notları konusunda etkili olmadığı anlamına gelmez. Yani dolayısıyla Türkiye Moody's için hani Amerika'nın yanında işte nedir önemi diye düşünürsek bu sonuç ortaya çıkar. Dolayısıyla ben kısa zamanda işte ifadelerinden de öyle anlaşılıyor. Enflasyon hala yükseliyor diyor.
manşet enflasyon. Yani demek ki Mayıs'a kadar herhangi bir şey beklemeyeceğiz. Ama bence bütün bunları da unutabilir Moody's. Yarın başka bir şey olur. Notumuzu yükseltebilir de. Ama ifadeler yani çok kısa zamanda bir not artışına işaret etmiyor. Peki borsa tarafını da konuşalım. Yani borsada biz iki gündür satıcılı bir seyri takip ediyoruz. Bugün de yine kapanış biraz toparladı. 7.726 puandan geldi. Yani eksiden biraz toparlayarak geldi gün içinde. Çünkü 7.642 seviyesine görmüştü dip seviye olarak. Bundan sonrası için borsaya ilişkin öngörünüzü de merak ediyorum. Yani yeniden yukarı yönlü bir borsa İstanbul izlememiz için ne gerek, nasıl bir hikaye gerek, hali hazırdaki başlıklar ne kadar belirleyici oluyor borsanın yönü ve hani yönünün devamlılığı konusunda? Bence geçen haftadan itibaren bu not artırım ihtimali fiyatlandığı için ve gerçekleşmediği için şimdi geri satılıyor. Dolayısıyla bu borsanın kısa vadeli hareketleri diyebiliriz. Ama biraz daha böyle birkaç ay içerisine alabilecek bir vadede konuşursak aslında seçim öncesi Türkiye'nin ekonomide genel seçim sonrası girmiş olduğu rasyonel yoldan ne kadar ödün vereceği konusunda bir endişe var. Dolayısıyla o endişenin genelde yıl başından sonra işte kampanyalar, seçim kampanyaları başlayacak. Ne ölçüde gerçekleşeceğine bakacağız. Eğer bu sapma çok ciddi boyutlara varmaz ise etki düşük olacak. Ama seçime doğru ve seçim sonrasında ben borsadan yeniden bir canlanma beklerim. Yani daha uzun vadede işte bir yılı kapsayan dönemde borsada yükseliş beklerim. Çünkü Türk hisse senetleri hala çok ucuz ve ekonomide Mayıs seçimleri sonrası girilen rasyonel yolda Türkiye kendi hikayesini yazmaya başladı. Yani tamamlandı demiyorum, yazmaya başladı. Dolayısıyla bu hikayede ısrar ederse Türkiye, hikaye ortaya çıkacak. Ekonomide düzelmeler olacak önümüzdeki dönemde, bir yılda, iki yılda. Ve bunun meyvelerini 2-3 sene sonra almaya başlayacağız, görmeye başlayacağız. Dolayısıyla bu bir hikayedir. Bunun alıcısı da dışarıda var, uluslararası çevrelerde. İşte gelen sermaye akımlarının akımlarından da bunu görüyoruz. Yani 4-5 yıldır, hatta 5 yılı geçti, kesilen ve terse dönen, Türkiye'den çıkışa geçen yabancı sermaye akımları yeniden canlandı ve Türkiye'ye gelmeye başladı. Bu çerçevede not artışlarını da ben beklerim. Yani Moody's şimdi yapmamış olabilir. İşte bir iki diyelim takıldığı yer vardır. Dolayısıyla zaman içerisinde bütün bu engeller tüm sektör aşılabilir. Ondan sonra da not artışlarını da görebiliriz. Abdurrahman Bey, şimdi Bloomberg ET tüketici güven ön endeksini takip ettik, yayınladık. Tüketim talebinin hala kuvvetli kalmaya devam ettiğini gösteriyor sonuçlar. Şimdi tabii yani iç talep meselesi, buranın dengelenmesi meselesi önemli başlıklardan biri Merkez Bankası'nın para politikası için. Dolayısıyla Perşembe günü de yine Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Hem buradaki tüketime ilişkin, yani tüketim talebinin arzu edilen düzeyde olmaması halini, hem de Perşembe'ye ilişkin beklentinizi merak ediyorum. Az bir vaktimiz kaldı. Biraz şu asgari ücrete de vakit bırakalım istiyorum, 1-2 dakika. Bütün bunlarla ilişkisi de ortada zaten o konumunda. Şimdi bu iç talebin dengelenmesi çok ağır devam ediyor. Çünkü yerel seçim var. Artı faizler yeterince artırılmış değil ya da faizlerde tepe noktası görülmüş değil. Merkez Bankası'nın açıklaması bu yönde. Dolayısıyla faizler yeterince reel olmayınca, devam edince, işte seçimler nedeniyle bir parasal genişleme yine beklendiği için tüketim devam ediyor. Bir de enflasyon konusunda aslında belirsizlikler azaldı.
ama belli olan şeye de baktığımız zaman enflasyon yükselecek. Neye, ne zamana kadar? Bir 6 ay daha yükselecek. Yani Mayıs ayı dediğiniz gelecek yılın ilk 5 ayı, aralığı da kat 6 ay. Yani yarı yıl boyunca enflasyon yükselecek. O zaman hala içeride demek ki yükselecek fiyatlardan ziyade bugünden almak, malları almak, talebi öne çekmek avantajlı olabilir. Dolayısıyla bu durumu yaşıyoruz. İki, asgari ücrete işte yıl başı itibariyle yeniden bir artış yapılacak. İşte arada bir diyelim emeklilere 5 bin lira zam yapıldı filan. Bu tür uygulamaları da görüyoruz. Bunlar da yine gelirleri artıran ve iç tüketimi destekleyen gelişmeler. Faizlerin yeterince artırılmamış olduğunu da düşünürsek iç talepteki canlılığı görürüz. Ben sadece işte bu sizin Bloomberg'in yapmış olduğu tüketim eğilimi anketine göre değil ama bir iki gün önce açıklanan bütçe rakamlarından da oradaki KDV, ÖTV ve diğer dolaylı vergilerin çok yüksek artışından da iç tüketimin canlı devam ettiğini görüyoruz. Kaldı ki birkaç yani bu ay başında açıklanan yine Türkiye'nin büyüme verileri de hala iç tüketimin çift haneli büyüdüğünü gösteriyor. İç tüketim çok canlı. Çok canlıdan canlıya doğru belki geçiyoruz. Ama bu canlılık da yerel seçime kadar devam edebilir. Yerel seçimden sonra ancak belli bir fren ve düşüş eğilimini görebiliriz. Peki bu tabloda ücretler genel dengesi ve asgari ücret tablosu devamında asgari ücret tablosu ve ücretler genel dengesi nasıl bir dengeye oturtulabilir? Yani nasıl bir denge tutturulabilir asgari ücret artışı için beklenti sürerken? Şimdi elbette yüksek düzeyde bir yüksek oranlı bir asgari ücret artışı beklenir. Enflasyonist bir ortam var. Üstelik de yine yerel seçimden bahsediyoruz. Ama bir de şirketlerin ödeme gücü söz konusu. Üstelik de işte ekonomide belli yavaşlamalar ya da iş talepte yavaşlamanın olabileceği bir yıla giriyoruz. Dolayısıyla burada şirketlerin ödeme kapasitesi de dikkate alınarak daha makul bir artışa gidilebilir. Ama bu artış da en azından asgari ücreti bence 16 bin lira ve üzerine taşıyabilir. Kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımı yılda tek artış yönünde. Galiba ben bunu ekonomi yönetimini tek artış ama yıl başında yapılacak bir artışa razı etmek ve bunu kolay gerçekleştirmek amaçlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya da kamuoyunu ve ekonomik aktörleri de buna yönlendirmek olduğunu düşünüyorum. Ama yıl ortası gelince de, gelecek yıl ortası, asgari ücrete bir zam daha yapılabileceğini tahmin ederim. Çünkü enflasyon yüksek. Bu yüksek enflasyon ortamında tek bir zamla bütün bir yılı geçirmek bence zor. O yılın gerektirdiği zam oranını da yıl başında yapmak aslında yapılan zammı, ücret ve maaş artışlarını enflasyon nedeniyle hemen birkaç ay içerisinde eritilmesi ve enflasyonun yukarı yönde körüklenmesi anlamına gelir. Evet. Dolayısıyla devlet bunu herhalde yapmayacaktır. Yani enflasyonu bu kadar yükseltmek istemeyecektir ücretleri artırarak ve açıklama yaparak. Dolayısıyla tek zam yapıyorum diyecektir. Herkes buna göre önlemini alacak. İşte belki biraz daha az harcama yoluna evet. gidecektir. Satıcılar da, perakende satıcılar da bunu dikkate alacaktır. Dolayısıyla enflasyon etkisini bu şekilde sınırlamaya çalışacaklar. Ama yıl ortası gelince de durum değişti. Dolayısıyla yeni bir zam daha bekleyebilirim ama o zam daha küçük ve ne diyeyim telafi edici bir zam olur. Abdurrahman Bey çok çok teşekkürler. İyi akşamlar, sağ olun. Evet. Günden kalanları bir haberle noktalayalım. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin düzenlediği Gelecek İçin Kadın Gücü zirvesinde cinsiyet eşitliğinin toplumsal ve ekonomik faydaları ve şirketlerin bu yolda atması gereken adımlar ele alındı. Kulak verelim. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği'nin düzenlediği Gelecek İçin Kadın Gücü zirvesiyle kadının iş yerindeki yerini ve şirketlerin atması gereken adımları gündeme getirdi. İş dünyasının bir araya geldiği zirvede kadın merceğinden hukuk, kadın,
yönetimde daha çok kadın, kotalı mı, kotasız mı konuları masaya yatırıldı. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği Yönetim Kurulu Eş Başkanı Burçak Güven, zirvenin ana başlıklarını anlattı. Bu zirvenin önemi nedir? Yönetim kurullarında, yönetim kademesinde ve toplumun aslında her alanında kadın sayısını arttırmak, kadın varlığını arttırmak ve özellikle de karar noktalarındaki kadın sayısını arttırmayı çok önemsiyoruz. Çünkü biz müdahalemizi bu noktaya yapmayı seçtik. Neden? Çünkü yukarıdaki kadınların dönüp diğer kadınlara yardım edeceği, diğer kadınların hayatını kolaylaştıracağı gerçeğinden hareketli. Ama bunu niye istiyoruz? Bu bir pembe proje değil. Kadınlar daha iyi olsun diye değil, toplum daha iyi olsun diye. Çünkü toplumun yarısını oluşturan, yeteneğin yarısını oluşturan kadınların katkısından eksik kalıyoruz. Bugün her şirket veya kurumdaki yönetici, karar verici olan insan burada bir yetenekten mahrum kalıyorum, kadın fikrinden mahrum kalıyorum ve toplumun bu konudaki ihtiyacını karşılamak konusunda eksik kalıyorum duygusuyla buna sahip çıkarsa ancak bunu çözebiliriz. Bence artık söylemden eyleme geçmek zorundayız. Çünkü beraber başladığımızda, biz 12 yıl önce başladığımız zaman Avrupa'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da rakamlar Türkiye'deki gibiydi. Ama bugün onlar %42'ler, %45'ler, %47'leri gördüler. Çünkü kotalar koydular, bu konuda çalıştılar, erkekler, bütün iş dünyası, hükümetler destek oldu. Artık aynı şey ve bizim yükselme oranımız sadece bu geçen 12 yılda %7'lik bir artış oldu. PricewaterhouseCoopers verilerine göre OECD ülkelerinde çalışma hayatında cinsiyet eşitliği için atılan adımlar son 10 yıldır endişe verici şekilde yavaş, 2011'den bu yana sadece 2,5 puan düşen inatçı bir %14 ücret farkı mevcut. Öte yandan TÜİK verilerine göre Ekim'de yıllık işsizlik oranı erkeklerde %7 iken kadınlarda %11,3 olarak tahmin edildi. Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği İç İletişim Komitesi Lideri Beril Koparal Ergün, İş gücündeki pozitif ayrımcılık konusuna dikkat çekti. Konferansta konuşacağımız konulardan bir tanesi kotalı kotasız kavramı. Biz yönetim kurullarında daha fazla kadın istiyoruz. Ancak istediğimiz düzeyde yükselmiyor rakamlarımız. Bu yüzden de kotalı kotasız konusunu konuşuyoruz. Aslında bu sorduğunuz sorunun bir tarafı da buraya doğru gidiyor. Yani biz pozitif ayrımcılık yaparken aslında kadını desteklemek ve eşit haklara sahip olması için kullanıyoruz bu kavramı. Ama sanki bir dediğiniz gibi lütufmuşçasına konuşuluyor. Bu bir lütuf değil. Sahip olunması gereken hakların gerçekten alınması konusu. Aslında normlar olarak, Türkiye'deki yasalar olarak kadınların hakkı var. Fakat iş hayatına baktığımızda yönetim kurullarından daha aşağıya da inin her yerde kadının hak ettiklerini elde etmediğini görüyoruz.